Makine Podcast kanalından herkese merhabalar. Bugün bir vlog çekimiyle daha beraberiz. Bu vlog çekiminde ne yapacağız? Şu an evdeyim, evden çıktım, yürüyorum. Olimpiyat Stadyumu'na gideceğiz. Karagümrük Trabzonspor maçını izleyeceğiz. Ardından çıkıp Eyüp Bandırma maçına Eyüp'e yetişmeye çalışacağız. Yani bahsetmek istediğim şey şu. Bir muhabir günde iki maç izlerse neler olur, nasıl yetişir, neler yapar, bunlara bakacağız. Ya 16'da olimpiyat, 19'da Eyüp. 6'da çıksak 19'dan sonra Eyüp olacak. İşte muhabirlik böyle bir şey. Sen abi her maçta böyle muhabirlik yok ya. Son metromuzdan inmiş, geç kaldık. Yani şimdi yola çıktık herhalde. Saat 2.40. 4'te olimpiyatta oynanacak maç. Olimpiyattan Eyüp'e geçeceğiz. Bak burası çok kritik. Burası çok önemli. Diyelim. Aslında bakalım. Yani biraz takımlardan bahsetmek gerekirse Trabzonspor Abdullah Avcı ile birlikte galibiyetini geçen hafta Alanyaspor'a karşı aldı. Şimdi de Karagümrük deplasmanına konuk olacak. Şöyle bir durum var. Yani alışıklı değilim şöyle elimde tutup yürümeye. Biraz da ondan acemilik var. Karagümrük'le Trabzonspor. Abdullah Avcı aslında Trabzonspor yönetiminde İstanbul'da çok az. Hatta bir kere mi? En son işte Karagümrük'e mağlup olmuştu. Geçen senenin başında 5 gol yemişler diye hatırlıyorum. O gün de maçtaydım. Bugün de maçta olacağım. Ve hatta ilk basın mensubu olarak gittiğim maç ise yine bir Karagümrük Trabzonspor maçıydı. Trabzonspor'un şampiyon olduğu sene. Oradan Eyüp Bandırma'ya geçeceğiz. Orada da çok önemli bir durum var. Taner Taşkın ilk defa Sakaryaspor'da haricinin sonrası Bandırma maçıyla ilk maçına çıkacak. Ve bu da Eyüp maçı. Çok zorlu bir maç. Deplasman. Bu da çok kritik. Arda Turan hani liderliğine devam etmek istiyor. Çünkü arkadan iyi gelen Göztepe ve Kocaelispor var. Her ne kadar Kocaeli dün berabere kalmış olsa da bence gösterdiği oyunla, performansla bir şekilde şampiyon olacaktır. Yani şampiyonluk yolunda ilerleyecektir. Diyelim ve şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Maçtan görüşmek üzere. Oh, yolculuğumuz devam ediyor. Olimpiyat ne uzak statsın ya. Evet, Trabzonspor'la ve Karagümrük'lerle beraber olimpiyatta metro istasyonunda bekliyoruz. Kaç dakika var? 6 dakika var. Ama aslında çok da uzun sürmüyor. Benim ev yakın. Uzakta oturduğum için genel olarak İstanbul'a. O zaman olimpiyata yakın. Geliyoruz bakalım. Bir şeyler çekmeye çalıştım. Geldik. Olimpiyat stadındayız. Yani yürüyoruz. Çok büyük olduğu için. Yürüyoruz. Bir şeyler. Bakalım. Karagümrük'lü taraftarlar ve Trabzonspor'lu taraftarlar. Beraber geldi olimpik metro ile birlikte. Aslında yani tamam ikisinde bir sıkıntısı yok. Süleyman Urma daha önce Trabzonspor'da menajer olarak çalışmış. Sportif direktör menajer olarak çalışmış. Arada bir kuvvetli bir düşmanlık ya da bir başka bir sorun yok. Ama lakin hep görmek istediğimiz olay bu. Yani bakalım bugünkü maç. Bence Trabzonspor 1-0 kazanma ihtimali çok yüksek. Abdullah Avcı geldiği dönemde şöyle demişti. Sürekli söylüyorum bunu aslında yayınlarımızda da ama önemli bir konu. Yani 1-0 kazanmamız gerekiyor. Yani tek derdimiz kazanmak. Yani oyunu nasıl kurduğumuz, nasıl ettiğimiz bir önemi yok. Çünkü Abdullah Avcı'nın oyunlarını uzun bir süre gerekli yani en azından bir 1 ay 2 ay oyunun mantığını oturtmak için yani bildiği oyuncular var mı var ama ne olursa olsun yeni transferler var. Mendy var oyu orta sahanın göbeğinde ve bu oyun için oldukça önemli bir oyuncu. Ama ona rağmen Trabzonspor geçen hafta iyi mi oynadı yok değil ama kazandı. Şimdi içeri gireceğiz bakalım neler olacak. Olimpiyat stadı.
TSE'ye doğru daha. Gözlere bak nasıl parlıyor be. Bak sen. Bir de şöyle bir şey var. Şey vlog sadece Trabzonspor değil. Buradan çıkıp Eyüp Bandırma maçına gideceğim. Öyle mi? Bir muhabir iki günde nasıl maç izler? Süper. Çok güzel maç izler. Seninle beraber çok gelmek isterdim ama haberim yoktu. Eyüp Bandırma. Bir dahakine artık. Basın toplantısına kalamayacağım. Sen kal Abdullah Avcı'ya iyi sorular sor. Tamam ne sorayım? Maçın gidişatına göre de maçın ortasında söylerim ben tamam. Sana. Bence kötü bir oyun olacak. Galip gelecekler ama kötü bir oyun olacak. Bilmiyorum ama bakacağız. İyi tamam. Teşekkür ederim. Ne diyeceksin? Gelişine Podcast kanalına. Gelişine Podcast kanalına. Abone olun. Abone olun. Beğenmeyi unutmayın. Gerçekten bu kanal uçacak. Teşekkürler. Rica ederim. Kemal abi. Karagümrük Trabzonspor maçındayız. Sence kaç kaç biter? Nasıl bir oyun olur? Şöyle oyun olarak şunu söylüyorum. Trabzonspor Abdullah Avcı ile başlayan süreçte takım savunmasını ön planda tutarak bir oyun oynayacak. Sabırlı başlayacak. Pas oyununu yavaş yavaş 15. dakikadan sonra zannediyorum ki hızlandırarak oyun öne yıkmaya çalışacak. Yan tarafta yani özellikle sağ ve sol beklerin hücuma katılımıyla da sonuca ulaşır diye düşünüyorum. Bana göre 2-0'lık bir sonuçta Trabzonspor evine döner diye düşünüyorum. Teşekkürler. Maçtan çıktım. Trabzonspor, Karagümrük Trabzonspor maçından çıktım. Şimdi yolculuğumuz Eyüp Sultan, Eyüp Bandırma maçına gideceğiz. Yani çok kötü bir maçtı ya. Hala 0-0 maç. 4-5 dakika var bitmesine. Kötü bir maç. Neler oldu göreceğiz. Eyüp'te görüşmek üzere. Birinci metro dinledik. İkinci metro ineceğiz. 4 metro ile ulaşacağız. Bakalım Olimpiyat Stadı ile Eyüp arasına kaç dakikaya gideceğiz. Haydi görüşürüz. İndik. Şimdi son metromuz olan Ali Beyköy Eminönü tramvayına bineceğiz. Pesane'de ineceğiz. Oradan da maça gideceğiz. Maça büyük ihtimalle 10 dakika geç kaldık. 45 geçiyor şu an. Hadi bakalım. İstanbul'da aynı anda iki maç izlemek çok zor. Yanlış yerdeyiz. Tamam hemen çıkalım. İstanbul'da iki maç izlemek çok zor ya. Ne olursa olsun. Şehir, trafik çok karışık. De zaten bir kere yapıyoruz bunu. Daha da yapmayız. Haydi görüşürüz. Son metromuzdan indik. Geç kaldık. Şu an tam saat 7. Maça gidiyoruz. Hadi yürüyelim bakalım. Ne kadar yetişebiliriz, ne kadar edeceğiz. Bakacağız. Eyüp Bandırma maçı. Cumhuriyet'in 100. yılına özel böyle bir şey yaptık. Bakalım. Yani maça gelecek olursak yani Eyüp rahat bir skorla kazanır gibi olsa da bence zor maç olacak. Her ne kadar Bandırma Spor Taner Taşkın ile çok az bir vakitte çalışmış olsa da hani iyi yani Taner Hoca birazcık oyun anlamında skor anlamında birazcık değişik bir futbol oynatıyor takımlarına. Hani bunu Sakaryaspor'dan da biliyoruz. Daha önce Keçiören yüzünden de biliyoruz. Samsunspor'dan da biliyoruz. Hani maçın bir yerinde eğer mağlubiyet olursa şöyle bir durum olacak. İşte daha açayım. Şöyle bir durum olacak. Taner Hoca orta saha çıkaracak ve forvet alacak. Tamam okey. Her maç bunu denemek zorunda mısınız? Taner Hoca her maç bunu deniyor. Sakaryaspor'da da çok uzun süre oldu. Hani sürekli bir çift forvete dönme isteği oldu. Orta sahadan birini çıkarıp forvete kanada birini aldı. Ve sürekli topu kaybeden taraf oldu. Bakalım bence Arda Hoca rakip analizi anlamında çok iyi çalışıyor. Rakip analizi anlamında Taner Hoca'nın bir Sakaryaspor geçmişine bakmıştır. Geçen sene sonuçta Taner Hoca'yı mağlup etti. Aha bak şöyle bir bilgi. Galiba Arda Turan teknik direktör olarak ikinci kez Taner Taşkın'ın karşısına çıkacak. Evet geçen sene Eyüp Sakarya maçında da Alparslan'ın uzaktan attığı bir gol sonrası mağlup etmişti playoff'ta. Bakalım bugün de mağlup edebilecek mi?
En büyük beklentim yani iyi bir oyun görmek. Caner, Caner oldukça iyi zaten. Hani Caner bu ligin üstünde, çok fazla üstünde olan bir oyuncu. Ha, şu an maç başladı. Biz de gidiyoruz. Büyük ihtimalle 10 geçe 15 geçe statta, 10 geçe falan statta olacağız. Şimdi böyle, bakalım maç sonu neler olacak. Belki Arda Turan'ı yakalarız. Ne kadar yakalarız onu da bilmiyorum ya. Hani belki Arda Turan'ı yakalarız. Gençliğine podcast'a abone olmayı, abone olun hocam deriz. O yüzden şimdilik bay bay. Maçta görüşürüz. Eyüp Bandırma Spor devre arası. Maç 0-0. İlk yarı bitti. Eyüp etkili oynuyor. Yani beklediğimiz Eyüp gibi. Taner Hoca da Bandırma'da şu ana kadar pek bir etki göstermişe benzemiyor. Eyüp satı çok güzel ya. Vallahi çok iyi. Ben çok seviyorum. 5 kişiyiz Bandırma'da. Bandırma Spor Eyüp Spor'u 1-0 mağlup etti. Ulan 2 tane maç izledik. İkisinde de sadece bir gol attı. Mervan Yusuf Yiğit. 2 gol izledik. Sadece bir gol geldi. Harbiden böyle işim ben. Gece saat 12-10 geçiyor. Montajı yaparken fark ettim. Sonunu çekmemişim. O yüzden sonunu çekiyorum. Geçiyor Podcast kanalına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Elimden geldiğince daha çok ses çekeceğiz. Blog çekeceğiz. İnşallah olmuştur.